İsmail abi isteği gönderdim. Merhaba, merhaba. Merhabalar, merhabalar. İsmail abi, hoş geldin. Bu mübarek günde bizi kırmadın. Hoş bulduk abi. Bir böyle yayında sigara içmeyeceğim ama sigarayla yakalandık. Kıyamadım da şimdi yani. Afiyet olsun abi, afiyet olsun. Eyvallah. Nasılsın? İyisin inşallah abi. Vallahi şükürler olsun abi. Biraz hüzünlü bir Ramazan dışında bir derdimiz yok. Dünya imtihan dünyası. Bu da geçer yahu diyoruz yani. İnşallah bu salgınla birlikte sanıyorum bütün alışkanlıklarımız bir yeniden kendisini güncelledi. İsmail abi. İster istemez. Bu tabii sonrasında dünya nereye gidecek? Yani bu tip salgınlarla ilgili şöyle şeyler var. Mesela derler ki 1813 İstanbul veba salgınından sonra İstanbul'da sağlık meselesi çok daha ciddiyetle ele alınmış bir mesele. Ya da derler ki 13, 12. ve 13. yüzyılda Avrupa'yı kasıp kavuran veba salgını Rönesans'ın habercisidir. Çünkü Avrupa nüfusu %50 oranında azalmış. Avrupa nüfusu %50 oranında azalmış. Böyle olunca reformun ve Rönesans'ın önü açılmış derler. Dolayısıyla dünya bu tip köklü salgınlardan sonra yeniliklere gebedir. Bakalım korona sonrası dünya ne tür yeniliklere gebe olacak, neler getirecek dünyaya hep beraber göreceğiz. İnşallah. Konumuz eğleniyor muyuz gençler? Baya Sesini alamıyorum şu an. geliyor mu şu an? Nasıl geliyor? Şu an nasıl? Sen beni duyuyor musun bilmiyorum Ben ama seni ben çok seni iyi duyuyorum. duyamıyorum şu an. Ben çok iyi duyuyorum seni İsmail abi. Ama ben seni duyamıyorum hiçbir Duyamıyorsun. şekilde. Nasıl olacak? Bir ses ayarlarınızı bir oradan açabilirseniz. Kulaklık Yani kullanıyorsanız şeyi de kulaklıkla. açtım ama. Geliyor mu kardeşim sesim? Şu anda sizin çok net. Sanıyorum yayında Benim da sesim çok net. geliyor. Evet. Sadece benim Ama sesim senin sesin bana gelmiyor. gelmiyor. O zaman şöyle yapalım İsmail abi. Tekrar baştan başlatalım. Siz tekrar bize Galiba katıl. senin kulaklığında mı bir sorun var? Ben hemen çıkarıyorum Bir kulaklığı. kulaklığı çıkarıp denesene. Tamam. Şimdi nasıl? Şimdi sesim geliyor mu? Yok abi, senin sesini alamıyorum ne yazık ki. Ben sizin sesinizi çok net duyuyorum ama istiyorsanız kapatalım, tekrar açalım. Sen bilirsin. Yani benim sesim net geliyorsa ben anlatacaklarımı anlatabilirim. Bir arada da senin sesin gelebilir. Tamam, buyurun o zaman. O zaman Anlıyorsan başınla onayla diye. Tamam, peki. peki. Sesini alamadım. Yani tuhaf. Gitti. Ben şuradan bir daha bir açmaya çalışacağım sesi. Yayına geliyor diyor arkadaşlar. Yayına Evet. geliyorsa sorun yok. Yayına geliyorsa sorun yok. Şimdi benim bu korona günlerinde bu tip yayınlara davet edildiğimde attığım bir başlık var. O da eğleniyor muyuz gençler başlığı. Bunu niye önemsiyorum? Bu başlıkta konuşmayı niye önemsiyorum? Çünkü evde kalma süreci, bizim evde kalma sürecimiz çok hakiki bir takım sorunları da beraberinde getirdi. Anladık ki biz aslında internete sahip olmasak evde ne yapacağımızı bilemeyen insanlarmışız. Yani evde nasıl vakit geçireceğimizi bilemeyen insanlarmışız. Şimdi kim olduğunu unuttum ama çok severim o lafı. Galiba bir İngiliz düşünür. Diyor ki modern insan her şeyi bilir de pazar günü yağmur yağdığında ne yapacağını bilemez. Modern insan her şeyi bilir de pazar günü yağmur yağdığında ne yapacağını bilemez. Bunun çok kadim bir soruyla ilişkisi var aslında. Şimdi biz yaşamla ilgili, bizatihi yaşamın kendisiyle ilgili iki temel soru soruyoruz. Birincisi nasıl yaşarız sorusu, nasıl yaşıyoruz sorusu. Nasıl yaşıyoruz sorusu aslında fizyolojiye konu bir soru. Yani nefes alıyoruz, sindirim sistemimiz var, kalbimiz kan pompalıyor, küçük kan dolaşımı var, büyük kan dolaşımı var. Organlarımız var falan filan. Bu işin bir bakıma teknik kısmı. Fakat bir de önemli bir soru olarak niçin yaşarız sorusu var. Bu niçin yaşarız sorusuna kadim dünya iki farklı cevap veriyor. Birincisi ve bence
tartışmayı başlatan şey olarak zevklerimiz için yaşarız diyor. Antik Yunan'da filozoflar, hazcı filozoflar öyle diyelim, zevklerimiz için yaşarız, hazzımız için yaşarız. Kendimizi gerçekleştirmek için yaşarız diyor. O atlı resmin unutturmayın bana, anlatırım hikayesini. Zevklerimiz için yaşarız, hazlarımız için yaşarız diyor. Bir diğer felsefe akımı da, niçin yaşarız sorusuna bizatihi yaşamı devam ettirmek için yaşarız cevabı veriyor. Bu bir çeşit ahlaki sorumluluk, bir çeşit yaşam devamlılığı, sorumluluğu ile verilmiş bir cevap. En nihayet bu iki soru, daha doğrusu bu soruya verilen iki cevap insanlığı temelden ayırıyor. Yani yaşamın devamlılığı için yaşamayı ödev bilenlerle, yaşamın amacının insanın kendisini gerçekleştirmesi olduğunu düşünenler arasında bir makas farkı oluşuyor. İlginçtir. Mesela Müslümanlar için ya da kadim Hristiyan teolojisi için yaşamın amacı yaşamın devamlılığıdır elbette. Ama mesela nerede görüyoruz bir de biz bunu? Darwinizm'de görüyoruz, evrimcilikte görüyoruz. Evrimci felsefede yaşamın amacı doğrudan yaşam olarak çıkıyor karşımıza. Yaşamın devamlılığı ana ödev olarak çıkıyor karşımıza. Fakat bu iki soru sanayi devrimi sonrası muazzam bir kırılmaya uğruyor. Aslında yaşamın amacı yaşamın devamlılığıdır diyenler kaybediyor. Yaşamın amacı hazdır diyenler, yani daha fayda odaklı bakanlar kazanmaya başlıyor ve bu soru aslında yatağını değiştiriyor. Giderek biz 20. yüzyılın başından beri, bu soruya verilen cevabı, yaşamın amacı insanın kendini eğlendirmesidir olarak alıyoruz. Ne demek eğlendirmek? Şimdi insan kendisinden kaynaklı olarak bir şey yaptığında onun adı eylemek malum. İnsanın gönlünü eylemesi gibi. Fakat dışrak, dışsal, dışarıdan bir şeyle bu eyleme fiilini harekete geçirdiğinde onun adı da eğlence oluyor. Dolayısıyla insan 20. yüzyılın başından beri neredeyse kendini eğleyebilen bir varlık olmaktan çıkıyor ve kendini sadece eğlenceyle gerçekleştirebilen, yaşamın amacını eğlenmek olarak belirleyen bir bireye dönüşüyor. Şimdi yaşamın amacı eğlenme olursa, eğlence olursa, kendini eğlemek yerine eğlence ve eğlenmek olursa nasıl sorunlarla karşılaşıyoruz? Şöyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Bir kere hayatı ikiye ayırıyoruz. Karşılaştığımız bütün fiilleri ve durumları ikiye ayırıyoruz. Sorumuz şu: eğlenceli mi, eğlencesiz mi? Eğlenceliyse, yani dışsal bir faktörle beni eğleyebilecekse, beni eğlendirebilecekse, özür dilerim, onu yaşanabilir kabul ediyoruz. Hatta neredeyse kabul edilebilir tek gerçek olarak kabul ediyoruz. Şimdi korona bizi evlerimize itti. Evlerimizde birçoğumuz için zorunlu olmadıkça kimse evden çıkmadı ve birçoğumuz için evde kalmak şöyle bir soruyla karşılaştırdı bizi. Şimdi ne yapıyorduk? Çünkü ev keskin bir mahremiyet alanı, ve o mahremiyet alanında insanın kendini kendi başına gerçekleştirebileceği ne olduğuna dair insanın hiçbir fikri yok. Bunu unutmuş insan. İnsan bunu unutmuş. Evde tam olarak ne yapıyorduk? Kendimize soralım. Zorunda kalmadıkça evden çıkmıyoruz şimdi ve mesela ekmek pişiren erkekler görüyoruz. Bu iyi bir şey. Fakat salgın öncesinde evi ne amaçla kullanıyorduk? En iyi ihtimalle otel olarak kullanıyorduk. En iyi ihtimalle otelin yanına bir de restoran vazifesi yüklüyorduk zaman zaman. Fakat
insanın kendi mahremiyetine gömülü olarak kendini eğleyebileceği bir alan olmaktan çıkmıştı ev. Böyle olunca hepimizin üzerinde uzlaştığı bir cümle dolaşıma girdi. O ne? Evde çok sıkılıyoruz. Evde çok sıkılıyoruz. Niye? Çünkü artık içe doğru, içine doğru, kendi mahremiyetine doğru, kendi özel alanına doğru yapılan her eylem eğlenceli mi, eğlencesiz mi sorusuna tabi tutuluyor ve cevap veriliyor. Kesinlikle eğlencesiz. Çünkü eğlence artık insan için, hele modern insan için bir başka yerdedir. Kendisinde değildir. Yani kendisinden kaynaklı bir neşeye, kendisinden kaynaklı bir eyleme biçimine insan artık razı değil. İnsan artık razı değil. Dolayısıyla kendine çay demlemek diye bir şey var. Özellikle doğuda, güneydoğuda çok kullanılır. Ne yapıyorsun abi diye ararsın birini. Der ki kendime çay demledim. Kendime çay demledim. Bu çok güzel de bir söyleyiştir. Kendime çay demledim. Hatta çay demledim kendime. Bu kendimize çay demleme işi aslında yaşamın bizatihi kendi devamlılığını sürdürmesi açısından insana gerekli enerjiyi veren bir şey. Ama biz artık çayı asla yanımızda bir başkası olmadan demlemiyoruz. Çünkü çay bile artık bir eğlence biçimi, eyleme biçimi değil bir eğlence biçimi olarak hayatımızda. Peki soru şu. Dünyadaki her şeyi eğlenceli mi, eğlencesiz mi diye kategorize ettiğimizde karşılaştığımız dünya nasıl bir dünya oluyor? Şöyle bir dünya oluyor. Şimdi bu salgının başlangıcında dün de gördüm benzer bir görüntü haberlerde. Salgının başlangıcında Bebek sahilinde bir tane hanımefendiyi çeviriyorlar. Sokağa çıkma yasağı var. Hanımefendiye diyorlar ki ne arıyorsunuz siz burada? Hanımefendi böyle kesik kesik gülüşlerle, şimdi ne dediğimi anlayacaksınız, o kesik kesik gülüşleri aklınıza getirin. Özellikle belli bir yaşın altındaki gençlerin o kesik kesik gülüşlerini aklınıza getirin. Diyor ki bilmem çok sıkıldım evde çıktım falan diye. Arada böyle gülerek sürekli saçma sapan. Niye? Çünkü aslında şunu söyleyemiyor hanım abla. Ya ben evi çok eğlencesiz buldum. Mutlaka kendimi eğlendirmem gerekiyordu ve kendimi dışarıya attım diyemiyor. Halbuki insanın varoluşu bakımından evde olmakla dışarıda olmak arasında, evde olmakla dışarıda olmak arasında insanın varoluşunu doğrudan ilgilendiren bir şey yok. Yani insan kendi başına var olmayı başarabilen bir varlık. Fakat abla kendiliğine tahammül edemiyor. Kendisiyle baş başa kalmaya tahammül edemiyor. Niye? Çünkü kendisiyle baş başa kalmak çok eğlencesiz bir şey. Çünkü düşünmek gerekir, soru sormak gerekir. O soruların cevabını bulmak gerekir. Oysa insan biliyoruz ki sürekli cevaba maruz kalıyor artık dünyada. Sorulara değil cevaplara maruz kalıyor. Bu iyidir diye tanımlanıyor her şey büyük bir endüstri tarafından. Bu iyidir, iyidir o zaman yapalım. İyi artık, hadi o kadim ayrıma gidelim gene. Şimdi İslam mesela iyiyi şöyle tarif ediyor. Bir şey diyor, daha özür dilerim, güzeli şöyle tarif ediyor. Diyor ki bir şey faydalı artı legalse yani meşruysa, faydalı artı legalse yani meşruysa o iyidir diyor. O iyidir, o güzeldir. Yani tanımı bu faydalıya ve bu meşruya verelim. Bu faydalıya ve meşruya verelim. İyinin güzelin tarifi aşağı yukarı böyle İslam'da. Aşağı yukarı böyle. Bir şey faydalı ve meşruysa o iyidir, güzeldir. Şimdi bugün 2020'de iyinin ve güzelin tarifini yapmaya başladığımızda karşılaştığımız şey keskin bir görecelilik. Mesela diyorsun ki güzel nedir? Diyor ki bilmem bana güzel gelen. Çok güzelmiş ya. Yani böyle bir güzellik tanımı olabilir mi? Çok az gelişmiş bir tanım bu. Yani insan ancak az gelişmiş bir varlık olursa güzeli böyle tanımlar.
Güzel, bana güzel gelen güzeldir. Öyle değil ki ama yani bunun parçaları var. Peki sana güzel gelen şey ne? Devam edelim soruya. Sana güzel gelen şey ne? Hemen cevap. Eğlenceli işte. Yani güzelle eğlencelinin bitiştiği bir çağda yaşıyoruz. Bitiştiği bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle bak yazabilirsin bana. Sesini duymuyorum ama okuma yazman var. Bana yazabilirsin. Tamam. Şu an peki duyuyor musunuz hocam? Eyvallah. Bana yazabilirsin. İstersen kağıda yazıp gösterebilirsin. Hani araya gitmemiz gerekiyorsa, soru sorman gerekiyorsa kağıda yazıp gösterebilirsin Yazayım. pekala. O kadarını okuruz. Şimdi izninizle bir sigara yakacağım. İzleyicilerimden çok özür dileyerek, yakmayacağım yayında dedim ama Ramazan günü yakmadan da yayın yapılmıyor doğrusu. Özür dilerim hepinizden. Şimdi yarın hikayede bu canlı yayının tekrarını izlerken oruç sigara içti demesinler diye söylüyorum. İftardan sonra içiyoruz bu sigarayı. Peki. Şimdi aslında gelmek istediğim yer yani eğleniyor muyuz gençler sorusuyla gelmek istediğim yer şurası. Şimdi biz bugün öğretmenlerimizi bile şöyle yakalıyoruz sürekli. İyi öğretmen tanımını nasıl yapıyoruz? Dersleri çok eğlenceli geçiyor. Halbuki ders dediğin şey bizatihi eğlence vaat etmez. Eğlence vaat etmez. Ya da mesela korkunç başka bir örnek vereyim size. Şimdi koronavirüs başladığında bir takım yasa dışı bahis şirketleri koronavirüs bahisleri oynatmaya başladı. Ama en kötüsü bu değil. Yani vereceğim haberin en kötüsü bu değil. Nasıl bahislerdi bunlar? Mesela Almanya'da bugün ölüm oranı, ölüm sayısı 300'den fazla olur, az olur'a bahis oynayabiliyorsunuz. Türkiye'de test sayısı bugün 30 bini bulur, 30 bin altı kalır diye bahis oynayabiliyorsunuz. Veriler üzerinden bahisler oynanıyor. Bu korkunç bir şey ama en korkuncu bu değil. En korkuncu şu, bu haberin Türkçesinin altına bir takım yorumlar gördüm ben. Biri diyor ki mesela, evi arabayı sat, Amerika'nın kazanmasına oyna diyor mesela. Biri diyor ki Almanya üst olur. Niye? Çünkü buranın da altını çizmek isterim. Çünküsünün altını çizmek isterim. Çünkü şöyle, dünya malı mıyım sorusundan çıktı, ebilirim kalıbına ilerledi. Malı mıyım kalıbından çıktı, ebilirim kalıbına ilerledi. Ne demek malı mıyım kalıbı? Şimdi belki 20. yüzyılın başına kadar bütün insanlık tarihi boyunca herhangi bir fiil için insanın kendisine sorduğu ilk soru şu oluyordu. Bunu yapmalı mıyım? Bunu yapmalı mıyım? Ne demek bu? Toplumsal kabuller var, ahlak var, din var, kişinin karakteri var. Bir sürü kısıtlayıcı mesele var. Bir sürü kısıtlayıcı mesele var. Ve nereye gidiyoruz? Diyelim birinin canını sıkacaksınız. Birine hakaret edeceksiniz. Orada insanın kendisine sorduğu soru şu. Bu hakareti etmeli miyim? Etmeli miyim? Niye? Çünkü kardeşim toplumsal kurallar var, normlar var, ahlak var, din var. Biri bir şey der kaygısı var. Bir sürü kaygı var. Fakat şimdi nereye geldi bu? Şimdi birine hakaret edeceksiniz. Edebilir miyim? Yani buna güç yetirebilir miyim? Yani bunu yapmalı mıyım? Değil. Sigarayı lütfen söndürebilir misin? Söndürürüz valla. Peki söndürdük. Rütük gibisiniz. Ne diyeyim yani? Eyvallah. Zaten bitiyordu söndürdük. Şimdi toplumsal normlar, insanın büyük insanlık ailesinin biriktirdiği toplumsal normlar insanı sürekli malı mıyım
yapmalı mıyım, etmeli miyim sorusuna yöneltiyordu. Şimdi tek sorusu var insanın, modern insanın. Yapabilir miyim? Yani buna bizatihi güç yetirebilir miyim? Güç yetirebilirse yapabiliyor, sorun yok. Yani herhangi bir norm, herhangi bir kısıt, herhangi bir ahlaki duyarlılık, herhangi bir kısıtlayıcılık, herhangi bir dini baskı. Ya insan hayatı üzerinden şaka yapmalı mıyım sorusu yerine, insan hayatı üzerinden şaka yapabilir miyim? Evet yapabilirim, o halde yapayım noktasına ilerleniyor. Çünkü buraya da biraz belki basmak lazım. Çünkü artık ben şimdi karşınızda dinliyorsam sigara içerken görmek bana saygısızlıktır diyor. Hatice Hanım kabul ettim. Hatice Hanım kabul ettim. Vallahi bir şey diyemedim yani. Çok net yazmışsınız, bir şey diyemedim. Buraya doğru basmak lazım. Şimdi büyük insanlık birikimi bidayetinden beri, başlangıcından beri sürekli olarak sabite biriktirmiş. Yani değişmeyen ya da sadece sosyolojik olarak uzun yıllar geçtiğinde değişebilen bir takım kalıplar biriktirmiş. Ne mesela? Yere tükürmek ayıptır. Değil mi? Yani bu bir sabite diyelim. Kadim insanlık ailesi için bu böyle. Bu bir sabite. Yere tükürmek ayıptır. Fakat sanayi devrimi sonrası diyeceğim yine ya da 20. yüzyılın başı diyeceğim yine, giderek sabite yerini müphemliğe bırakmış. Müphemliğe. Ne demek müphemlik? Belirsizlik. Peki o belirsizlik nereden kaynaklanmış? O belirsizlik değer yargılarının her durumda ve her insana göre değişebileceğine dair bir inanç geliştirmiş dünya. Böyle olunca karşımıza sürekli bir kalıp çıkıyor. Hepimizin bildiği. Kime göre, neye göre kalıbı? Kime göre, neye göre? Abi valla kime göre, neye göre değil. Yere tükürmek ayıptır diyorsun adama. Diyor ki ya bence ayıp değil. Bence ayıp değil. Niye? Çünkü sabite artık yok hayatımızda. Hayatımızı belirleyen sabitler yok. Bu son eşcinsellik tartışmasının da kökü bu aslında. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir sabiti var eşcinsellik meselesinde. Buna katılmak zorundasınız Müslümansanız. Müslüman değilseniz katılmak zorunda değilsiniz. Ama bu Kur'an'ın sabiti. Bu Kur'an'ın sabiti. Diyor ki eşcinsellik lanetlidir, zina da haramdır. Eşcinsellik lanetlidir, zina da haramdır. Peki, şimdi bunu bir Müslüman olarak sabitenin içinde tutmak zorundasınız. Yani çünkü malum ki Kur'an bir sabiteler manzumesi ve o sabitelerin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmemezlik yapamıyorsunuz. Her bir tekini kabul etmek zorundasınız o sabitenin. Peki şimdi diyelim son güncel tartışmada ne çıkıyor karşımıza? Son güncel tartışmada karşımıza çıkan şey şu. Diyor ki insanların bir kısmı, kardeşim eşcinsellik bir insan hakları meselesidir. Tamam, güzel, ama insan hakları meselesi olup olmamasını tartışmıyoruz. Diyoruz ki bizce, bizim sabitemize göre eşcinsellik lanetlidir, zina da haramdır. Fakat diyor ki ben böyle bir sabite kabul etmiyorum. Etmiyorsan Müslümanlıkla ilgili bir derdin yok demektir diyorsun. Olur mu, ben acayip Müslümanım diyor. Sabitsizlik ve müphemiyet tam böyle bir şey işte. Belirsizlik tam böyle bir şey. Böyle olunca dünyadaki insan sayısı kadar değer yargısı oluşuyor. Bu dünyayı nereye götürür biliyor musunuz? Bu dünyayı berbat bir kaosun eşiğine götürür. Nereye geldi mesela? Hadi eşcinsellikten verdik örneği, oradan devam edelim. Geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde bir çocuk, erkek bir çocuk, ben bugün kendimi kadın hissediyorum diyerek Boğaziçi Üniversitesi'nde kadınlar tuvaletine girdi. Boğaziçi Üniversitesi'nde kadınlar tuvaletine girdi. Ben bugün kendimi kadın hissediyorum diye. Güzel. Birinin kendini o gün kadın hissedip hissetmemesinden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Kardeşim, kadınlar tuvaleti diye bir şey var.
bir yerleşik kalıp var, sabite var ve bu başkalarının sabitesi. Onlara saygı duymamak için neyle beslendin, ne yedin, ne içtin? Görecelilik yedin, görecelilik içtin. Kime göre, neye göre? Ben bugün kadınım, o halde kadınların mahrem alanına tecavüz etmekte. Erkek görünümlü biri olarak kadınların mahrem alanına tecavüz etmekte herhangi bir beis görmüyorum diyor. Bu bizi nereye götürür? Bu bizi keskin bir kaosa götürür. Ve benim gördüğüm kadarıyla dünya bu keskin kaosa doğru son hızla ilerliyor. Peki ne lazım bize? Peki cahiller Boğaziçi'lilere sövüyor, en sevdiğim diyor. Mustafa Bey, vallahi Boğaziçi'lilere sövmedim. Ama canınız çektiyse söveriz. Yani sorun yok. Anlamadım ne dediğinizi. Anlamadım ne dediğinizi ama gerçekten Boğaziçi'lilere sövmemi istiyorsanız söverim yani, sizi kırma. Teşekkürler. Öyle hani siz istediğinizi yazın, ben de hiçbir şey söylemeyeyim durumu yok. Ben de atar atar gidere gider. Hani Boğaziçi'nde okumanın bu da mesela bir başka Mustafa Bey üzerinize alınmayın. Bu da bir başka aptallık biçimi. Boğaziçi'nde okumanın kesin olarak cahilliğe mani olduğuna dair bir fikir geliştiriyoruz ve bu fikirden gidiyoruz. İyiymiş. Şunu söylemek isterim toplamda. Galiba vakit ilerliyor. Toplamda şunu söylemek istiyorum aslında. Yok, hoparlörüm kapalı değil Mustafa Bey. Duyamıyorum sadece arkadaşımızı. Bugün itibariyle insanlığa üzerinde asgari şekilde uzlaşabileceğimiz yeni bir değerler silsilesi gerekiyor. Bu ya ben şu konuşmayı bitirip biraz Mustafa Bey'le dalga geçebilir miyim ya? Genelde bu nefreti kusanlar gizli eşcinsel çıkıyor, İsmail Bey diyor mesela. Ya çok seviyorum ben bu yerleşik ezberleri. Ben bu yerleşik ezberlerin hastasıyım Mustafa Bey. Şey gibi değil mi? Siyonizmi eleştiren herkesin antisemitik olması gibi. Yani eşcinselliği eleştiren herkesin gizli eşcinsel olması gibi. Bu eleştirilemezlik zırhı, bu eleştirilemezlik zırhının ayrıca hastasıyız Mustafa Bey ya. Ne kadar güvenli bir alan oluşturuyorsunuz kendinize öyle. Mutlak surette eşcinsellik karşıtı konuştuğunuzda mutlak surette gizli eşcinsel olmak zorundasınız. Başka bunun çaresi yok. Çıkarı yok yani. Eyvallah. Şimdi değerler silsilesi derken tam bundan söz ediyorum aslında. Şimdi o kadar dikkatli konuştum ki mesela eşcinseller hakkında konuşurken. Birinin kendini sabah uyandığında, kadın, erkekse kadın olarak hissetmesinde bana ne yani? Ben bunu anlamam, buna saygıda duymam ama bana ne yani? Bana ne? Fakat şu, benim biriktirdiğim ve getire durduğum değerlere bir miktar saygı talep ediyorum. Ama bu bir miktar saygıyı çok yakın zamanda bu bir miktar saygıyı hiçbirimiz görmüyor olacağız birbirimizden. Çünkü her birimizin sabitleri kaybolmuş olacak ve büyük bir belirsizlik alanında yaşayacağız. Şimdi soru şu, yaşayalım o büyük belirsizlik alanında, ne olacak ki yani? Fakat toplumsallık oluşmuyor işte böyle olunca da. Toplumsallık oluşmuyor. Toplumsallık nasıl oluşur? Bir insan topluluğu çeşitli asgari değer yargıları üzerinde anlaşırlar. Bu anlaştıkları asgari değer yargıları üzerinden bir toplumsallık oluştururlar. Şimdi asgari değer yargıları olmayınca toplumsallık tehlikeye giriyor ve tam bugün gördüğümüz gibi insan sayısı adedince, dünyadaki insan sayısınca değer yargısı ile karşı karşıya kalıyoruz. Ve tabii en önemlisi de şu, onunla bitirmiş olayım.
Belki işte biraz muhabbet ederiz bununla bitirmiş olunca vaktimiz varsa. Hayatı kurguladığı yer insanın, hayatı kurguladığı yer insanın sadece hazlarını tatmin olabilir mi? Evet olabilir. Evet olabilir. Ama bu dünyayı korkunç bir yer haline getirir. Bu dünyayı korkunç bir yer haline getirir. İnsan kendini kısıtladığı oranda, kısıtlayabildiği oranda bir toplumsallık üretme potansiyeli olan biridir. Bu ne demek? İster hani Freud'a gidelim, ister başka toplum bilimcilere gidelim. Köy kurulumlarını, kasaba kurulumlarını, kent kurulumlarını ele aldığımızda bir değer ortaklaşması görüyoruz her birinde. Yani ister bunu sınır korumak deyin, ister vatanseverlik deyin, ister ailenin devamlılığı deyin, ister neslin devamlılığı deyin, nereden ele alırsanız alın bir değer ortaklaşması görüyoruz. Şimdi bu değer ortaklaşması elimizden kayıp gidince, bu değer ortaklaşması elimizden kayıp gidince olacak şey, yani bizi bekleyen dünya korkunç, kaotik bir dünya olacak. Peki, asgari değer yargılarında birleşmek mümkün mü? Asgari değerlerde birleşmek mümkün mü? Valla bence mümkün ama imkansıza yakın bir mümkün. İmkansıza yakın bir mümkün. Çünkü bugün itibariyle dünyanın alıklara ihtiyacı var. Alıklara. Bizi ne kadar alıklaştırırsa, bizi ne kadar alıklaştırırsa. Biz bazen şöyle düşünüyoruz. Ya dünyada bir takım odaklar var, ellerinde purolar var, önlerinde viski bardakları var. Hepimizin ne yapması gerektiğine karar veriyorlar. Öyle değil. Dünya çok uzun süredir lanetli kapitalizmin elinde oyuncak vaziyette ve kapitalizm sürdürülebilir karlılık için hepimizi alıklaştırmayı deniyor. Yani birey değil müşteri halinde hepimiz. Birey değiliz, müşteriler halindeyiz hepimiz. Bu müşterilik karlılığın devamı. Kapitalizmin tek değer yargısı, tek ilkesi. Buradan çıkış var mı? Buradan çıkış doğrusu çok zor. Ama imkansız değil. Yeteri kadar uğraşılırsa imkansız değil. Yeteri kadar uğraşmalı mıyız? Yeteri kadar uğraşabilir miyiz? Bizim kuşaklar açısından zor. Ama mesela bu salgın ya da benzer felaketler öğretici bir noktaya götürebilir insanlığı. Ya mesela insan toprağı yeniden keşfedebilir. Toprağı yeniden keşfedebilir. Keşfedebilir mi? Bence keşfedemez. Çünkü hepimize glikoz satması lazım kapitalizmin. Hepimize içinde et olmayan etli ürünler satması lazım soyadan yaptığı. Çünkü soya borsası Japonya ve Çin odaklı, Amerika odaklı soya borsası çok karlı bir borsa. Biraz buralarından kafa yormak lazım. Biraz buralarından kafa yormak lazım. Yani insan sürekli eğlence arayışını, sürekli eğlence arayışını, sürekli onay arayışını, sosyal medya biliyorsunuz tam bir onay arayışı mecrasıdır. Sürekli onay arayışını aslında tüketici refleksleriyle ilgili olarak kovalayan bir varlık. Bunun peşinde bir varlık. Yani tüketmek, üretmeden tüketmek falan değil, salt tüketmek. Yani üretimden bağımsız olarak tüketmek, bugün halihazırda dünyanın mutluluk kaynağı kabul ettiği en önemli şey. Aileden falan bile önce yani. Tüketebilmek. Dolayısıyla biraz buralarına düşünmezsek, işin buralarına kafa yormazsak, çok kayıp bir nesil olarak tarihe geçeceğiz. Ve bizi adlandıranlar mesela ya tuhaf varlıklardı. Sürekli kahkaha attılar, sürekli eğlendiler ve dünyaya hiçbir şey kazandırmadan, dünyaya belirgin hiçbir kazanımları olmadan ölüp gittiler diye anlatacak bir şey. Korkum biraz budur. Dolayısıyla eğleniyor muyuz gençler sorusunun, bununla artık bitiriyorum. Dolayısıyla eğleniyor muyuz gençler sorusunun cevabı aslında şudur. Eğlenmeli miyiz gençler? Eğlenmekten başka
hiçbir amacı olmayan insanlara dönüşmek hiç eğlenceli değil. Eğlenmekten başka hiçbir amacı olmayan insanlara dönüşmek hiç eğlenceli değil. Bunu düşünelim derim. Böylelikle ben bitirmiş olayım. Biraz varsa vaktimiz sohbet edelim karşılıklı. Keşke senin de sesini duyabilsem bu Hocam, arada. kapatacağız, geri açacağız. O Tamam. şekilde Mola dedin. Tekrar aynen. açıp kapatalım Tekrar. ve Aynen. böylelikle konuşmaya devam edelim. Aynen hocam. Çok güzel anladım ya. O zaman Eyvallah. ben çıkıyorum yayında. Aynen. İşaret dili biliyormuşum meğer. Hemen Eyvallah. Çıkıyorum yayından, başlıyorum. sonra görüşürüz. Tamam.